İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehridir. Nüfusu 2019 yılı itibarıyla 4.367.251 kişidir. Bu nüfus 30 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1297 mahallede yaşanmaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu 367'dir. Coğrafi olarak Türkiye'nin batısında bulunur ve ilin tamamı Ege bölgesinde yer alır. İzmir'in ilk yerleşim alanı yapılan arkeolojik kazılar sayesinde bulunmuştur. Kentin günümüzden yaklaşık 8-9 bin yıl öncesinde bilimsel olarak Neolitik dönem olarak adlandırılan tarih diliminde Bornova'da bulunan Yeşilova'da kurulduğu düşünülmektedir. Bu dönemde oldukça verimli alüvyonal topraklara sahip olan ilk İzmirlilerin bu coğrafyada yaklaşık 1500 yıl kadar, yani Kalkolitik dönemin sonuna kadar yaşadıkları düşünülmektedir. Kentin ikinci yerleşim yeri olarak Bayraklı'da yeniden başlama sebebi henüz net olarak bilinmemekle birlikte bilim insanları konu ile ilgili çalışmaların sürdürmektedirler. Bayraklı Tepekule'de bulunan antik yerleşimin izlerinin 5000 yıl öncesine kadar gittiği yapılan arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılmıştır. Ancak daha kesin ve başka bölgelerle bağlantı kurulabilecek bilgilere ulaşabilmek için yoğun çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bayraklı Tepekule ile ilgili en iyi bilinen dönem, yerleşimin en parlak dönemini yaşadığı M.Ö. 7. yüzyıldır. Bu dönemde kent 12 Lon kentinden bir tanesidir. Görkemli bir Athena tapınağına sahiptir ve ticaretle uğraşmaktadır. Arkeolojik kazılar her ne kadar M.Ö. 4. yüzyılda ufak tefek yaşam belirtileri görülse de kent esas olarak bugün Kadife Kale olarak bildiğimiz bölgeye taşınmıştır. Kazılardan çıkan her biri ayrı bir estetiğe sahip olan arkeolojik küçük eserleri bugün İzmir Arkeoloji Müzesi ve İzmir Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde görmek mümkün. Elbette her kentin antik dönemde bir kuruluş efsanesi vardır. Rivayet edilir ki bir gün Büyük İskender Kadife Kale eteklerinde bir pınar başında ve bir çınar ağacının altında uykuya dalar. Rüyasında iki nemesis gelerek bulunduğu bir yerde bir kent kurmasını ve halkın buraya göç etmesini salık verirler. Uykusundan uyanan Büyük İskender, tanrıçalarının bu isteğini bölgenin en ünlü kehanet merkezi olan ve Klaros'ta günümüzde Ahmet Bey'li ziyaret edilebilir bulunan Apollo tapınağındaki kahinlere sorar. Tanrı Apollon, kutsal melesin ötesindeki Pagos, Kadife Kale olarak bilinen bölge, tepesinde oturacak olanlar eskisine göre 3-4 kat mutlu olacaklardır yanıtını verir. İşte bunun üzerine kentin Bayraklı Tepekule'den M.Ö. 4. yüzyılda, yani Helenistik dönemde Kadife Kale eteklerine taşındığı bilinmektedir. Bu elbette kulakta hoş seda bırak bir efsanedir. Asıl gerçek ise kentin yaşam olanaklarının Bayraklı Tepekule'de artık olumsuz şartlarda olması, yeni bir arayışa ihtiyaç duyulmasıdır. Kent Kadife Kale eteklerine taşındıktan sonra günümüze kadar hiç aralıksız iskan görür. Bugün iki çeşmelik yokuşundan çıkarken sol tarafınızda göreceğiniz Agora kazıları olarak bilinen alan kentin devlet agorasıydı. Burada kentle ilgili önemli kararlar alınmaktaydı ve büyükçe bir mahkeme binası bulunmaktaydı. Kent ilgili diğer yapılar ise günümüzde ne yazık ki daha modern yapıların altında bulunmaktadır. Büyük İskender ile başlayan Helenistik dönemi tüm coğrafyalarda olduğu üzere İzmir'de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemleri izler. Roma ve Bizans dönemleri İzmir'de çok parlak ve akılda kalıcı olmamıştır.
Osmanlı hakimiyetiyle kent yeniden bir ivme yakalar. Kentin kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçişi 15. yüzyıla denk gelir. Bu dönemde kentin limanı çok büyük bir öneme sahip değildi. Asıl önemli olan liman Sakız Adası limanıydı. Çeşitli sebeplerden dolayı ilginin İzmir'e kayması limanın da önem kazanmasına vesile oldu. 17. yüzyıldan itibaren kent çok ciddi yükselişe geçti. Gelişen ticaretle birlikte kentin farklı bir mozaik yapısı da oluşmaya başladı. Batıdan doğuya ticaret yapmaya gelen Levanteler, Ortodoks Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Müslüman Türklerden oluşan bu mozaik hoşgörüyle bir kent kültürü oluşturdu. Ticaret bu farklı etnik kökenleri, kültürleri, dinleri hem birleştirdi hem de zenginleştirdi. İzmir bu dönemde sokaklarında ve çarşılarında bütün milletlerden insanların doğu ve batının tüm mallarının görülebildiği bir şehirdir. Asya ve Avrupa arasında bir ticaret köprüsüydü. Limandan iç kısımlara ulaşım kervanlarla yapılıyordu. Tahmin edileceği üzere bu ulaşım şekli oldukça kısıtlıydı ve yavaştı. Levanten tüccarlar kentin iç kısımlarına daha hızlı ulaşmak için demiryolu çalışmalarına ön ayak oldular. İzmir, Aydın Demiryolu Anadolu topraklarına yapılmış ilk demiryolu hattı olarak bilinmektedir. Demiryolu yapımında amaç havzalarda toplanan ürünleri en hızlı ve en ucuz bir biçimde limana ulaştırmaktı. Demiryolu ticareti kapasiteyi arttırmıştı ve o dönemde Kızlar Ağası Hanı'nın önüne kadar gelen ve bir iç denizden oluşan liman yetmez olmuştu. Dolayısıyla 19. yüzyılda liman inşa imtiyazına sahip olan Fransız ve İngilizler bugün pasaport olarak bildiğimiz yeni limanı inşa ettiler. Böylelikle 19. yüzyılın sonunda kent ticaretin önemli merkezlerinden bir tanesi olur. Ancak kentin bu ihtişamlı günleri savaş ile gölgelenir. Yunan işgalinin ardından Kurtuluş Savaşı ve akabinde 1922 yılındaki yangın kenti bir harabeye çevirir. Cumhuriyet kentin yaralarını sardı ve Herodotus'un da deyimiyle onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde kurdular. Cumhuriyetin kurulması ile kentin ticareti daha da gelişti. 1923 yılında 10 fabrika, 1933 yılında ise 129 fabrika İzmir'de kuruldu. 1923 yılında ticari bir atılım olan İktisat Kongresi ilk kez İzmir'de yapılır. Bu kongrede fuar düşüncesi ilk kez Atatürk tarafından ortaya atılır ve benimsenir ve Enternasyon Fuar'ın temelleri 1936 yılında atılır. Böylece İzmir'in ticari ve turistik yönü de ön alana çıkar. 1930-1950 yıllar arasında konserve ve fabrikalar, makarna ve bitkisel yağ fabrikaları kurulur. 1960 yılı sonuna doğru İzmir'de 11'i devlet sektörüne, 209'u da özel sektöre ait olmak üzere 220 büyük firma muhtelif imalat dallarında faaliyet gösterir. 1970'lerde Türk turizminin başlangıç noktası olarak algılanabilen bir destinasyon olan İzmir özellikle Türkiye'nin ve turizmin tanınmasında önde gelen şehir haline gelir. 1980'lerde temeli atılıp faaliyete giren İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile direkt uçuşlarda artış gösterir. Bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı yeni dış hatlar havalimanı ile yurt içi ve yurt dışı uçuşları ile birçok kenti İzmir'e bağlıyor. 70'li yıllardan bu yana İzmir ve ilçelerinde turistik tesisler geliştirilmesi ve turizm altyapısının tamamlanması üzerine çalışılıyor. İzmir'deki arazilerin ve arsaların kıymetli oluşu yatırımcıları kimi zaman başka sektörlere itmiş olsa da İzmir'in turizmdeki geleceği girişimcilerin turizm yatırımlarında ümitsiz olmaması ve çaba göstermeleriyle gelişiyor. Birçok
Ören yerinde kazı çalışmaları yapılıyor. Eski eserler gün ışığına çıkarılıyor. İzmir bugün tarihinde gelen ilham ile Bergama ve Efes gibi UNESCO'nun Dünya Mirası listesine dahil olan eşsiz arkeolojik mirası ile yerli ve yabancı ziyaretçileri yıl 12 ay turizm anlayışı ile ağırlamaya devam ediyor. Kentin tarihinden bu yana belleğinde yer alan sağlık konusu ile termal turizm ve 3. yaş turizmi, fuarlar ve etkinlikler, kongre turizmi, eşsiz kültürel mirası ile kültür turizmi, limancılık geçmişi ile kruvaziyer turizmi geliştiriyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.